Arkadaşlar merhaba, Mehmet Burak Aykener ben. Zinc System on Chip Hardware Software Tasarım dersinde 9.sunda birlikteyiz. Geçen ders 8. derste AXI Advanced Extensible Interface arayüzünden bahsettim. ARM'ın geliştirmiş olduğu bir protokol olduğundan ve bilhassa Zinc'te zaten IP'lerin işlemci ile AXI üzerinden haberleştiğinden. Bunun yanında sadece Zinc'te değil, birçok System on Chip modülde AXI protokolünün sıklıkla kullanıldığından bahsettim. Şimdi daha önce ben bu örnek hani switch ve LED uygulamalarında sanırım 6 ve 7. derslerde bir custom AXI 4 Lite dediğimiz bir IP tasarlamıştım. Bunun nasıl yapılacağını göstermiştim. AXI 4 Lite için bunlar register tabanlı haberleşiyordu. Yani 4 tane mesela register oluşturmuştuk. Bunlara işlemci tarafından C kodunda pointer'la bu adresleri göstererekten register tabanlı bir haberleşme yapmıştık. Bir de AXI 4'ün hani Lite'ı bir önceki dersi izlerseniz daha az kapsamlı sinyaller var Lite'da. Full'de ise burst dediğimiz destek var. Ayrıca işte user ilgili user gibi şeyler var, sinyaller var. Çok daha karmaşık sinyaller var. Lite daha basit sinyaller. Şimdi bu derste AXI 4 Full Lite bir de UART arayüzü içeren bir custom IP tasarlayacağız. Daha doğrusu ben bunu tasarladım tabii. Doğrulamasını da yaptım. Çünkü bunu böyle video halinde sıfırdan yapayım desem belki saatlerce sürecek bir iş. Çünkü o kadar zaman harcadım. Çok kolay bir şey değil yani onu söyleyeyim. Ben burada sadece yaptığım değişiklikleri ve nasıl yaptığımı göstereceğim. Anlatacağım bu videodaki. Ayrıca zaten ben bunu hani yazıyla anlattım. Yani benim sitemde sonra eklediğim How to create an AXI 4 full custom IP with AXI 4 Lite and UART interfaces in Vivado şeklinde postladım ben bunu. Burada yazıyla anlattım. Şimdi bunu videoyla anlatacağım aslında neler yaptığımı. Yani GitHub linkine kadar koydum. Şurada GitHub linki. Burada zaten dosyaları da koydum. Buradan bakabilirsiniz. Bu benim Apis Anatolia GitHub'tan. Bakabilirsiniz. Ama videoyla da anlatmakta fayda var. Nasıl yapılacağını Vivo'da da. Ama sitede de var. Hani hiç Vivo'da videoyla vakit kaybetmek istemiyorsanız siteden de bakabilirsiniz. Şuradan şöyle göstereyim. Şimdi Vivo'da da herhangi bir Vivo'da projesini açtım burada. Nasıl yapılacağını gösteriyorum. Tools Create and Package New IP. Yani yeni bir IP oluşturuyorum. Burada zaten Package a new IP for the Vivado IP Catalog ya da Create new AXI 4 Peripheral yapabiliriz. Next diyorum. Şunu seçiyorum. Create a new AXI 4 Peripheral. Next diyorum. Buradan isimlendirmeleri ve IP repo'yu seçmem lazım. Bunu şu an oluşturmayacağım için next diyorum. Şu kısım önemli. Yani interface dediğimiz arayüz. Benim oluşturduğum IP'de bir AXI 4 Lite bir de AXI 4 Full interface olacak. Şu S00 AXI Lite olsun. Bir tane daha ekliyorum. S1. Bu da light değil de full diyeceğim ben buna. Ve memory size'ı da 1024 seçtim mesela. Bu şekilde ne oldu? İki tane AXI arayüzüm oldu. Burası AXI light, S00 AXI diye başlayan. S01 AXI olansa full AXI full interface'inde ve 1024. Sonra next deyip add IP to the repository diyebilirsiniz. IP repository'e bu IP eklenir. Sonradan modify edersiniz. Hemen şu an modify etmek yani o VHDL template dosyalarında değişiklik yapmak istiyorsanız edit IP diyebilirsiniz. Ben bunu yapmıştım edit IP deyip. Sonrasında tabii repository'e de eklemiştim ben bunu. Şimdi repository'den açıp diyelim revizyon atlatmak istiyoruz. Değişiklik yapmak istiyoruz. Onu nasıl yapabiliriz onu göstereyim. Veya burada direkt add IP to the repo deyip sonradan IP kataloğu açıp oradan yine revizyon yapabilirsiniz. Buna cancel dedim. IP kataloğa tıkladım. Şimdi benim şurada Project Manager'da Settings IP Repository denen bir yer var. Zaten şunu sil. Şöyle bakın şurada FPGA YouTube IP Repo diye seçmiştim. Tamam mı? Ve benim IP repository'imde bakın User Repository AXI Peripheral. Bu AXI Lite daha önce oluşturduğumuz 6. derste oluşturduğumuz hani LED switch'i UART AXI Full
demiştim bunun ismiyle de kendim oluştururken şu şekilde. Bunu şimdi sağ tuşa basıp bunu mesela projemize eklemek istesek şuradan artık gözüküyor. Repo'da var bu. UART aksi full. Şu şekilde bakın şöyle ekleyebiliyoruz ve S00 aksi, S01 aksi. Bu light, bu full şeklinde geldi. Bir de TX çıkışı var. Şimdi bahsedeceğim bunlardan ama önce bir şunu silelim. Şuradan IP katalogdan UART aksi full sağ tuşa bastım. Edit in IP Packager. Şuna bastığımda temporary bir şey açıyor. Şurada proje açıyor. Okey dedim. Şimdi bu IP'nin projesini açacak. Bakın şurada şu 3 tane dosya default olarak geliyor. Bir tanesi S00 aksi. Bu aksi Light Interface Handling yapıyor. Burası da S00 aksi.vht. Bu da aksi full interface'in handler'ı. Bu da bizim tab modülümüz. Şimdi tab modüle tıkladığımda şu MBA start, MBA end diye comment arasındaki şeyler benim değişikliklerim. Normalde şunların olmadığını düşünün. Şunlar geliyor, jenerik parametreler. Bakın şu var. Aksi slave bus interface. Şurası da S1 aksi için aksi full olan sinyaller. Ve bunun içerisinde de sadece S00 aksi ile S01 aksiyi gösterip bunu instantiate ediyor. Yani sadece instantiation tab modülü. Ki birçok kod standardında da böyle olması beklenir. Tab modülde logic olmaz. Sadece portları aşağıdaki alt modüllere bağlanır denir. Yine şu da aslında 6. derste kullanılan Axilite şeklinde. Tabii ben bunu da değişiklikler yaptım. Anlatacağım bunları şimdi kod üzerinde. Klasik 4 register için 4 tane slave register tanımladı. Bu slave register'lar üzerinden de gerekli işlemleri yapıyor. Sinyaller de şunlar. Çok daha az. Şeye baktığımızda ise S01'e bu aksi full'dü. Bunda çok daha fazla sinyal tanımlı. Şu şekilde. Bunda arkadaşlar register tabanlı değil de block RAM tabanlı bir arayüz var. Dolayısıyla register'larla erişim yapmayacağız yazıp okuma. Block RAM'e yazıp okuma yapmamız lazım. Ve bu Axilite ile ilgili yani şu kısımla ilgili internette epey örnek olmasına rağmen bu aksi full yani bugün detaylıca anlatacağım kısımla ilgili çok fazla internette örnek yok. Açıkçası bunu ben internetten alıp mesela şunu ben Adam Taylor'ın Microset Chronicles diye tavsiye edebileceğim bir şeyi var. Ben şöyle açayım. Adam Taylor'ın Microset Chronicle sitesini. Burada yani bakın şurada Create a PL Peripheral der. Burada anlatır. Ta 2013'ten beri her hafta postluyor Adam Taylor. Buna bakabilirsiniz. Mesela burada ben buradan faydalanmıştım. Axi 4 Lite'ı yaparken. Ama full'ü yaparken internette yine örnek o zamanlar en azından kendim ilk yapmaya çalıştığımda yoktu. Onu ben birazcık daha kendim bazı şeyleri değiştirmek ciddi. Mesela block RAM tek portlu. Onu iki porta falan çıkardım burada. Onlar birazcık benim know-how'um oluyor aslında diyebilirim. Ve onu ben GitHub'da paylaştım. Öyle söyleyeyim. Şimdi buradaki değişiklikleri anlatacağım. Ama tabii sizin için en iyi öğrenme yolu yine bir kendiniz yapmaya çalışmanız. İki GitHub'daki kodu inceleyebilirsiniz. Benim kodu. Şimdi ben şöyle bir tasarım aslında düşündüm. Burada bir de UART bloğum var. UART TX zaten ta VHDL FPGA programlamada tasarlamıştık. Hatta canlı yayında bunu ben tasarlamıştım. Şimdi şunu yapmak istiyorum. Buradan iki tane register'a PS dediğimiz yani C kodunda ARM iki tane register'a erişsin. Bir tanesi data length olsun. Bir tanesi de centric. Data length aksi full'e yani şu arayüzdeki, şu adresteki kaç tane sıfırdan adresten itibaren UART'tan kaç byte göndermem lazım. Data length onu söyleyecek. Atıyorum data length 5 ise diğer register olan centric register de bir numara register olsun. Oraya da BA yazdığım zaman hex BA o zaman buradan sıfırıncı adresten itibaren bu block RAM'in
Dolayısıyla yani bunun base adresinin 5 byte'ı UART'tan göndersin. Böyle bir tasarım. Yani bu hayali bir tasarım tabii. Gerçi hayal diyorum ama yani kullanışlı da bir tasarım aslında. Alıp projenizde kullanabilirsiniz. Yani UART'tan işlemcinin üzerindeki yükü almak istiyorsunuz mesela. İşlemci çünkü Zinc'te UART'tan veri göndermek istediğinde DMA arayüzü yok. Mecbur PS UART kullandığınızda gönder, poll et, bitti mi, interrupt'ı yokla falan böyle bayağı bir uğraşmanız gerekiyor. Buffer 16 byte mesela sanırım. Buradaysa aksi full'den yazacaksınız. Atıyorum 1000 byte yazdınız. 1000 byte göndermek istiyorsunuz. Aksi light'a girip 1000 yazacaksınız 0. register'a. 1. register'a da BA yazacaksınız. Sonra işlemci kendi işine devam edebilir. Umrunda değil. Döngüsüne devam eder. Burada bu FPGA, bu IP PL tarafındaki bu 1000 byte'ı tak 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 yollar ve PS bir daha işlemci ARM buraya bakmak zorunda kalmaz. Dolayısıyla ilk önce AxiLite kodunu inceleyelim. Bu daha önce dediğim gibi burada ben MBA start, MBA enter arasında buradan iki tane sinyal dışarı çıkıyorum. Bir tanesi data length 10 bit çünkü maksimum 1024 seçtik ya Axi full'de mesela. O zaman zaten 1024 10 bitle adreslenir. Yani maksimum zaten 1024 byte yollayabilirim. Send trick bu da bir bit olarak çıktım. Yine diğer modüle girecek şu modüle. Bu bir clock boyunca 1 olacak. Ne zaman register 1'e BA yazılırsa, 0'dan BA'ya geçiş gözlenirse o zaman diğer tarafta yani şu modülde UART'tan göndermeyi başlat. Bunlar normal AXI sinyalleri, AXI light sinyalleri. Ve şu kısma dokunmuyorum ben. Şu kısım AXI protokolü. İşte AXI light ile ilgili prosesler. Ben bu kısma hiç dokunmuyorum. Burası tamamen şöyle AXI protokolünün handle edildiği kısım. Buradan sonra zaten Xilinx'in Vivado'nun oluşturmuş olduğu template dokümandı bu zaten. Add user logic here demiş. User logic end. Sadece şuraya ben bir proses ekledim. Register'ın bu AXI protokolü çünkü ARM AXI bus üzerinden bu IP ile haberleşiyor. O haberleşme protokolünün bir önceki derste bahsettim birazcık AXI bus'tan. Bütün bunları handle ettiği kısma hiç dokunmuyorum. Bize öyle bir güzellik sağlıyor. Ve sadece burada bir tane ben sinyal oluşturdum register. Bu da slave reg 1 previous. Yani niye? Slave reg 1'in 00'dan BA'ya geçişini gözleyeceğim için dolayısıyla bir register'da tutmam lazım bunu. 32 bitlik. O şekilde tanımladım. Normal 4 tane slave register var. Ve bunlar işte bunun base adresi neyse şu register aslında. 4 fazlası, 4 fazlası, 4 fazlası şeklinde. Buysa benim internal bir register'ım. ARM buna erişemiyor. Tamam. Peki ne yaptım? Logic eklediğim proses ne? Bakın çok basit. Şu kadar. Burada clock. Slave rec previous eşittir slave rec 1. Benim bu VHDL FPGA programlamada rise edge detection logiği aslında. Slave rec previous bir sonraki clock'ta slave rec 1'in değerini alacak. Yani aralarında bir clockluk gecikme var bunların. Shift register gibi düşünün ama 32 bitlik. Send trick her zaman 0. Send trick ne zaman 1 olabilir? Output sinyalim. Eğer slave rec previous 0 ise 32 bit şu hexadecimal 0 ise ve slave rec 1'e de ARM BA yazdıysa least significant byte'ına o zaman data length eşittir slave rec 0'ın çünkü oraya yazdığı değerin ilk 10 biti ve send trick de 1. Bir sonraki clock'ta send trick tekrar 0 olacak. Dolayısıyla bir clock boyunca 1 olacak. Yani diğer şu modülde ben ne yazmam lazım? Send trick if send trick 1 ise data length'i şu kadar data length olarak al ve işlemleri gönder UART'tan. O kısımda onu yazmam lazım. Bu bakın çok kolay. Bunu zaten diğer şeyde de yapmıştık. 6. derste de bu Zinc System on Chip'te. Bu kısmın anlaşılmayacak çok bir tarafı yok. Çünkü register based zaten. Yani şu register'lara PS ARM ulaşabiliyor. Ben ekstra bir register ekledim. Slave rec 1 previous. Ve dedim ki slave rec 1 previous eşittir slave rec 1. Aralarında bir clockluk bir gecikme var. Dolayısıyla bu bir slave rec 1'de BA
Rise Edge Detection yapıyor. Yani ben veri göndermek istiyorsam ARM'dan bu adrese, yani bu IP'nin, bu Axelite base adresinin 4 fazlasına, çünkü her bir register 4 byte. 4 fazlası bunun BA değeri. BA yazacağım. Sonra tekrar sıfıra çekeceğim ki hani sıfırdan BA'ya geçiş olsun. Böyle bir Rise Edge, BA Rise Edge Detection gibi düşünebiliriz. Bu şekilde. Bunun dolayısıyla çıktısı Data Length ve Centric. Peki o zaman Axi Full Bus'ta neler var, ona bakalım. Şimdi bir kere Axelite'da jenerik olarak sadece adres bit ve data bit var. Adres ve data genişliği. Axi Full'da ise tamam bunlar var. Onun dışında ID genişlik, user bitler var. Biraz daha optional diyor aslında. User defined sinyal diyor. Bunları kullanmıyorum ben. Burst de kullanmayacağım. Aslında burada yine Axelite'a benzer bir, sadece o sinyalleri kullanacağım diyebilirim. Ekstra jenerik sinyaller ekledim. Clock frekans, baud rate ve stop bit. Çünkü bunları UART da kullanacağım. UART TX modülünde. O yüzden bunları da burada jenerik olarak ekledim. Bu jenerik parametreleri tap modüle de çıktım ki yukarıda şurada IP'yi eklediğim zaman çift tıkladığımda IP'ye jenerik parametreleri değiştirebileceğim GUI'den. O yüzden bunları ekledim. Peki aşağı iniyorum. Bir tane user port. Bakın user portu şuraya ekle demiş. Sadece TX, UART'tan göndereceğim sinyal. Bu arada şurada da aynı şekilde. Burada da, yani bu tap modülde sadece TX var. Axi full modülünde ise data length input, centric input, bunlar Axi light, Axi for light'tan geliyordu. Bir de TX output'umda UART çıktım var. Tamam. Şu kısımlar yine Axi full sinyalleri. Buralara dokunmuyorum. Axi full sinyallerine dokunmuyorum. Buralara dokunmuyorum. Burada sadece MBA start end dediğim iki tane sinyal oluşturdum. Bir tanesi memory adres. Kendim bir, yani blok RAM dersini izlemediyseniz benim VHDL FPGA programlamada 20. ders ve 21. derste de örneğini yaptım. Blok RAM nedir bilmiyorsanız FPGA'de zaten bu Zynq System on Chip serisini hani ben yeni başladım sayılır. 9. ders bu. Bunun öncesinde benim 48 derslik bir VHDL FPGA programlama dersim var. Yani atıyorum eğer ki kariyer yolunun başındaysanız ben Zynq öğreneceğim diyorsanız ya da System on Chip veya Intel'in işte Cyclone atıyorum 5 System on Chip, o da ARM'lı. Aynı mimaride hemen hemen. Yani direkt VHDL'i veya Verilog'u hani iyice öğrenmeden geçtiğiniz zaman bu tarz işin FPGA tarafında sıkıntı yaşarsınız. Çünkü blok RAM'ler var. Böyle aksi VHDL'de implement edilmiş mesela. Bunları modifiye etmeniz gerekecek. Hani onları yapamazsınız. O yüzden yani hep diyorum ben hani sayısal tasarım mühendisi hem yazılım kısmından anlayacak. Çünkü C kodunda neler oluyor, ne bitiyor. Hem de işte FPGA tarafında VHDL'yi bilmeniz lazım. Sonra ancak böyle bir system on chip alanında daha böyle kolay hareket edebilirsiniz. Hareket alanınız rahat olur yani. Bunu ben işlemcide mi yapayım? Bunu ben FPGA tarafında mı yapayım? İkisini nasıl haberleştireyim? Bunları anlayabilmek için bence VHDL FPGA programlamadaki o önemli kısımları da mesela UART ekledim ben burada. UART'ı bilmiyorsanız ya bu UART nasıl gönderiyor dememeniz lazım bu derste, yani onu demek istiyorum. Burada çünkü olayın ben biraz daha Zynq özelinde konuşmaya çalışıyorum. Şimdi normalde bu yoktu, şu kısım. Bu blok RAM için bir memory adres, memory select var. Bir word array type'ı tanımlıyor. Bu da username bir tane, yani aslında array tanımlıyor ama şurası 0 oluyor. Ve 32 bitlik bir array tanımlıyor aslında. Ve memory data out da word array diyor. Aslında 32 bit yani memory data out. Şimdi ben ne yaptım? Ben bir blok RAM, memory adres ve memory data out vardı. Blok RAM'de. Burada aksi bu blok RAM üzerinden haberleşiyor. Ben buraya bir port daha ekledim. Yani bu bir port oluyor. Xilinx'in blok RAM'inde dual porta kadar çıkabiliyorsunuz. Yani iki porttan aynı anda yazıp okuma yapabilirsiniz. Ben sadece okuma yapacağım. Çünkü işlemcinin ARM'ın yazdığı dataları sadece okuyup UART'tan basacağım. Dolayısıyla simple dual port oluyor. Yani bir port hem yazıp hem okuyabiliyor ki bu aksinin haberleştiği port. Benim eklediğim port ise sadece read port. Tamam.
O şekilde yaptım. Ama yazmak da isterseniz yapabilirsiniz. True Dual Port RAM olur o zaman. İki porttan da aynı anda yazıp okuyabilirsiniz. Burada ben kendim bir memori adresi oluşturdum. Yani B portu için diye düşünebilirsiniz blok RAM'de. Bir de tabii o okuyacağım data kısmını ekledim. Onun dışında buralara hiç dokunmuyorum ve Byte RAM Type diye bir type oluşturuyor. Bu da 256 tane byte ediyor ve bundan 4 tane oluşturacak aşağıda. Burada ben ne yaptım? UART komponentini ekledim. Komponent eklemek zorunda değilsiniz. Doğrudan insan şeysini yapabiliyorsunuz. Ben burada komponenti ekledim ve bunun sinyallerini oluşturdum. UART'ın, transmitter'ın. Bakın bu kısımlara dokunmuyorum. Burası yine nedir? Aksi'nin sinyalleri işte adres, write address ready generation ile ilgili proses. Template'tan geldi. Ben yazmadım bunu. Bu ilerlediğinizde IP oluştur diye bunlar geliyor. Bunu latch'le diye write adresi latch'liyor burada bu proseste. Write ready generation diyor. Ready sinyalinin oluşturulması. Ondan sonra işte bu sinyallerin handling'i. Write response logic. Bu şeydeki response channel. Write response channel. Bir önceki derste anlatmıştım. Read ready adres için tabi. Adresin latchlenme prosesi. İşte read valid sinyal oluşturulması ve şurada bakın example code to access user logic memory region. Bu kısım da Xilinx'in yazdığı bir kısım. Bakın burada if generate bloğunu kullanıyor. Eğer user number of memory birden büyük eşitse ki öyle. Şurada ne yapmış bakın. Memory select 1 olsun. Ve memory adres yani blok RAM'e erişilecek aksinin erişeceği port A diyelim buna. Ya aksi read adrestir ki ne zaman bu aksinin bir read operation yapıyorsa master ya bir write adres aksi write adresten gelendir yani aksi bastan eğer bir write işlemi varsa yok değilse de sıfır. Yani memory adres bir read operasyonu olduğu zaman alıyor yani aksi bastan read sinyalini, read adresini. Write olacağı zaman da write'ı alıyor. Bu buradan memory adres sinyalini oluşturdu. Tabi bu memory adresi ben kendim başka bir proseste kendi MBA memory adresi update edeceğim. Bu aksi portu için, port A için blok RAM'in. Şimdi burada da blok RAM generation for E in sıfırdan user num memory generate. Yani bir tane blok RAM oluşturacak. Burada ben kendim read enable sinyali oluşturdum. Buysa read enable, write enable kent portu için. Begin diyor. Write enable ne zaman? İşte write ready sinyali varsa, write valid ise. Read enable ne zaman? Şu. Ben burada kendim sürekli okumayı enable ettim. Sürekli hani read enable'ı 1'e çekmek istemedim. Sürekli okusun. Ama değiştirebilirsiniz. Ben her zaman okuma enable olsun. Port B portun için dedim. Sonra bu generator'ın altında byte RAM, block RAM generation. Yani 4 tane böyle 1 byte'lık genişliğinde toplamda 32 bit'e ulaşacak, 4 byte ulaşacak bir block RAM'i for generate ile yapıyor. Aksi data bit bölü 8. Yani 32 bit olduğu için bizim aksi basımız 4 tane bundan generate edecek. 4 tane birer byte'lık 256 tane satırdan müteşekkil bir block RAM oluşturuyor. İşte burada ben yine ne ekledim? Bakın bu kendi portu yani Xilinx'in aksi bas için oluşturduğu port için bir data in var. 1 byte yazan. Yazacağı zaman data in'den yazacak. Bir de data out var. Okuyacağı zaman blok RAM'den burayı kullanıyor. Ben sadece okuyacağım için MBA data out diye 8 bitlik bir sinyal oluşturdum. Sonrasında data in ve data out'u burada bakın data in dediği yazmak istediğin o nereden geliyor? Zaten aksi bastan geliyor. Şu şekilde. Data out'sa şeyin zaten byte RAM dediği o byte RAM'in memory adresi neyse onun çıktısı. Şu yazmak için, şu okumak için. Ben sadece okuyacağım. MBA data out eşittir byte RAM'in MBA mem adresi. Yani benim oluşturduğum port B adresi için var. Yine şu kısım yazmayla ilgili işim yok. Şuraya geldim. Burada ne yapıyor? Bakın read enable 1 ise diyor. Memory data out diyor. Okuma kısmı. Şudur diyor.
data out'u buraya yazmış, memory data out'a. Altta da bu memory data out'a aksi read data'dan aksi bas'a okuyor. Yani işlemci ARM tarafı okumak istediği zaman aksi read data üzerinden bu blok RAM'in çıktısını okuyabiliyor. Ben ne ekledim buraya? Bakın. Eğer MBA read enable 1 ise ki hep 1, MBA mem data out eşittir MBA data out. Tamam. Yani blok RAM'in MBA data out'u, bu da benim vereceğim adresteki byte'lar. Dolayısıyla ben sadece MBA mem adresi değiştireceğim ve onun sonrasında MBA mem data out çıktısını da alıp kullanacağım. UART'tan basacağım data şu olacak. MBA mem data out. Ve şu benim UART instantiation'ım. Bakın gördüğünüz gibi MBA memory data out kullanıyorum. Ve burada aslında benim yazdığım tek şey şu gene. Yani bir port ekledim blok RAM'e. Normalde bir porttan aksi. ARM'ın aksi arayüzü. Yani şu aslında. Bir tane porttan şu. Şuradan gelen sinyaller blok RAM olduğunu düşünün. IP'nin için. Bu değil tabii. Ama hani birazdan koyacağım. Buradan gelen bu blok RAM'e erişen bir port bu olacak. Bir tane de kendim içeride tanımladığım bir port. Burada. Ve ne yapıyorum ben? Eğer centric 1 ise, bu da slave'den şeyden geliyordu, light'tan. Centric 1 ise sending 1 olsun. MBM memory adresim 0 olsun. Gönderimi başlat. Data in eşittir MBM data out. İşte onun işte bir counter tuttum. Counter'ı arttır en son bu counter data length'e eşitse göndermeyi sonlandırdım. İşte atıyorum bu data length 100 ise 100 olduğu zaman artık göndermeyi bırakacak. Ve tekrardan yeni centric gelmesini bekleyecek. Burada yaptığım bu. Burada başlattım göndermeyi. Sending 1 ise yani state gibi düşünebilirsiniz şu kısmı. TX start 0 olsun UART'ım. Şurada zaten başlattım ben. 1 byte yollamayı başlattım. Ne zaman o gittiyse counter geldi mi data length'e gelmedi. O zaman data in eşittir MBMM data out'un counter'ın son iki bitini kullanaraktan bu şeye erişiyorum RAM'e. Şu şekilde. Counter 1 down to 0 çarpı 8. Counter 0 ise 0 down to 7 oluyor. Counter 1 arttırıyorum. Şu şekilde. Counter 1 olduğu zaman 8 down, 15 down to 8 oluyor. Çünkü 1, 8, 15 oldu. 2 olduğunda 23 down to 16 oldu. 3 olduğunda 31 down to 24. Sonra zaten counter 3 ise o zaman MBMM adresi 1 arttırıyorum. Tamam. Buradan bir sonraki şeyi okumaya başlıyorum. MBMM adresi 1 arttırıyorum. Burada da counter'ı hep arttırıyorum ama counter'ın hep son iki bitine baktığım için byte adresini de o şekilde yaptım. Yani counter sinyalinin son iki biti nedir? Aslında 2 bitle zaten 4 adreslenir. Yani bir register'da, yani bir blok RAM'in bir satırında, aslında register'ın da değil de bir satırında 4 byte olduğu için ona da şu counter'la eriştim. Ve bu şekilde UART'tan ne kadar data length varsa, data length olana kadar veriyi gönderdim. Ha, burada şunu yapabilirdim. Data length direkt şuradan aldığımı kullanıyorum. Belki centric geldiğinde şurada data length'i de latchleyip, hani direkt input sinyalini değil de İçeride oluşturduğum bir sinyali de kullanabilirdim. Çünkü bu data length'in bu süreç devam ederken değişme ihtimali var mı? Var. Ama o kadar şey yapmadım. Çünkü örnek bir kod yani. Çok böyle profesyonel bir kod değil bu. Örnek olsun diye. Böyle bir kod. Dediğim gibi GitHub'a koydum. Şimdi şöyle düşünmüştüm. Ben bunu Zboard'a gömecektim. C kodu yazacaktım. Sonra işte AxieLite'dan length'i yazacaktım. 100. Centric diyecektim. Onun öncesinde tabii aksi full'den bu memory'yi doldurup gönderecektim ve HDOM'dan seri monitör programından bunu gösterecektim. Hatta getirdim yani Zboard'u da böyle şeylerini falan bağladım. İşte hem JTAG konektörünü hem UART'ı falan. Sonra tabii dunk etti. Ne dunk etti? Bu Zboard'un UART konektörü PS pinlerine bağlı. Yani doğrudan ARM'ın peripherallarına bağlı. Dolayısıyla benim FPGA'den oraya erişme şansım yok. Bunu nasıl göstereyim size? Şurada göstereyim.
Dolayısıyla bir fiziksel örnek yapmam yani mümkün değil. Hani mümkün değil. Neden? Çünkü bakın şurada fixed IO dediği bir şey var. Fixed IO. Ve onu şöyle açalım. Fixed IO'nun ne olduğunu. Bakın bu MIO diyor ya. Multiplex Input Output 54 pinlik bir şey. Bu UART'ta sanırım hangi pinler olduğunu unuttum. Şuradan gerçi bakabiliriz çift tıklayıp. Z-Board'da UART Transceiver diyelim. Sanırım FTDI'ın USB UART Transceiver. Oraya bağlı. Yani şu UART 1 hattına bağlı. Şuradan bakalım. Bakın şuradan UART 1 47 miydi? Aynen. 48, 49. Multiplex I/O ki bunlar fixed. Yani bu 54 pin işlemcinin doğrudan eriştiği ve FPGA tarafının erişemediği pinler. Dolayısıyla benim buradan veri gönderme şansım yok. Yani bunu ancak ben ARM'dan gönderebilirim. C kodunda gönderebilirim. C'nin UART PS peripheralını kullanarak gönderebilirim ARM'ın. Dolayısıyla fiziksel bir gerçekleştirme maalesef mümkün değil. Yani fiziksel olarak ne yapmam lazım? Bu yandaki P-MOD şeyleri var. Şunlar P-MOD konnektörleri. P-MOD'dan bir UART transceiver, USB UART şeyi varsa P-MOD peripheral. Ondan satın alacağım falan gerek de yok. Ha, ne yaptım o zaman? Ben bunu doğruladım. Model sim'de. Bunu da postlayacağım kendi sistemde nasıl doğruladığımı. Çünkü hem şeyi kullandım. Axi Lite Bus Functional Model. Hem Axi Full Axi Bus Functional Model. Hem de UART Bus Functional Model kullandım ve Model sim'de UVVM Library yani bu verification için VHDL'de kullanacağınız. Benim sistemi bakabilirsiniz. Orada bir sürü UVVM ile örneklerim var benim. Şöyle göstereyim. Şuradan VHDL verification. Normalde UVM System Verilog'la hani çok popülerdir. Hemen yani VHDL bildiğim için VHDL ile mesela verification of a custom Axi for Light IP using UVVM. Mesela bu derste yaptığım switch ile de burada test ettim. Verify ettim. İşte high speed UART transceiver with FIFO clock domain crossing using UVM var. UVM example UART transmitter var. Hani bunları yapmıştım. Şimdi şeyde postlayacağım inşallah. Yani bu şu full bunu da postlayacağım verification'ını. Çünkü yaptım. Bunun videosunu çekmeyeceğim ama çünkü o verification kısmına giriyor. Burada bakın sinyalleri şöyle. Aslında burada zaten waveform yoktu da ben hani sırf görsel güzellik olsun diye yaptım. Yoksa simülasyon şeyde bitiyor. UVM şu test bench'i göstereyim. Yaptığım testi de anlatayım. Hatta şuradan anlatayım. Yani verification çok önemli. Bana hani çok soru soran oluyor. Hangi board'u satın alayım? Şu board'u mu alayım? Şu board ne kadar? Şöyle. Şimdi çok pahalı arkadaşlar. FPGA board'ları işlemci board'ları gibi değil. Yani bir işlemci çipi 1, 2, 3, 4, 5 dolar olabiliyor. FPGA'nın en kötü çipi bir 30 dolar falan belki 20-30 dolar. Şimdi hal böyleyken FPGA'li boardlar ciddi böyle onlarca dolar, yüzlerce dolarlık boardlar. Şimdi 100 dolar deseniz artı KDV'si var bunun. Hani eğer şirket değilseniz bireysel olarak alırsanız %18 KDV'si var. 100 dolarlık bir kart 118 dolar oluyor. Bunu ithalatçı firma da bir kar payı koysa 125 dolar. Doların biliyorsunuz çok oynak şu aralar. 2022 Ocak'tayız. Dolar hadi 13 olsun. Ne yapıyor 125 dolardan? Binlerce lira yani. Yani belki 1500 lirayı alacaksın. Ya 1500 lira nasıl verecek öğrenci? Öğrenci tabii öğrenmek istiyor genelde ya da yeni mezun. 1500 lira hani üçte bir asgari ücret şu an neredeyse. Bu 100 dolarlık kart. 200 dolarlık, 300 dolarlık kartlar var. Onun yerine simülasyonu öğrenin. Simülasyon bedava. Yani açıyorsunuz. Vivado'da da yapabilirsiniz. Model Sim Intel'in sitesine girip Model Sim'i indirip bunların hepsini ben sitemde anlattım. Postlayaraktan. Ya bunlar bedava. Bedava bir şey varken ve sizi çok geliştirecek şey yani. Verification kodu yazmak tasarım yapmaktan daha zor. Yani o yüzden verification sizi çok geliştirecek. Dolayısıyla hani board alana kadar verify edin. Yani burada ben kodun üstünden durmayacağım. Bayağı kompleks ve şu an için verification'da şey yapmıyorum ama UVM'in Axi Lite, Axi ve UART Bus Functional Model'ını kullandım. Ve burada da test bench'im ne yani test vektörüm ne diyeyim. Şu şekilde 256 byte'ı gönderiyorum 0'dan 255'e kadar. Onu şöyle bir yine
i'yi kullanaraktan 0'dan 255'e kadar yazdım. Axi Full'den. Sonra Axi Lite'dan register 0'a bakın 256 yazdım. Hex 100 256 eder. Sonra register 1'e de BA yazdım. Dolayısıyla şurada göndermeye başladı. Ve burada da UART expect prosedürüyle şeyi çağırdım. Yani gerçekten gelen veri benim gönderdiğim veri mi diye. Burada verification yaptım. Trigger'ı temizledim. Yani BA yazdığım yere 0 yazdım. Sonra ilk 8 byte'ı değiştirdim 50. İşte BA 0321 F1 yazdım. Sonra aksi full'den yine aksi full'den yani şuradan şuraya yazıyorum. Aksi full'e. Daha gönderme başlamadı. Buradan ikinci adrese de 3129 A5 BD yazdım. Sonra yine trigledim. Yani data length'i 8 girdim. 8 byte gönder. Ve BA yazdım yine. Ve yine UART expect fonksiyonunu prosedürünü kullanaraktan UVVM'in kendi bunu ben yazmadım. Sadece çağırıyorsunuz bunu. İşte bu gerçekten bu beklediğim veriler gelmiş mi? Sonra clear edip eğer geldiyse bitiyor ki bu başarılı bir şekilde bitti. Şuradan waveform'dan göstereyim. Hani daha rahat anlaşılsın diye. Mesela şurada ne olmuş bakalım. Bakın şu noktada centric 1 oluyor. Burada aksi sinyallerini göstermedim ama şurada centric 1 oluyor ben aksi yazdıktan sonra. Sonra UART sinyallerini koydum sadece. TXstart 1 olup göndermeye başlıyor. Şöyle yaptığımızda. Bakın ne gönderdi? İlk önce sırayla gönderiyor. 0 0 0 1 0 2 0 3. Bunu hep check ettim zaten şurada hani. Şurada zaten UART expect fonksiyon prosedürüyle check ediyorum. Gelen gerçekten benim beklediğim şey mi? O da iyi. Yani sıfırdan itibaren sayıyor. Check ediyor. Bunu postlayacağım dediğim gibi. Gerçekten de o geliyor. Yani waveform'dan da anlayabiliyorum ama waveform yerine verification prosedürleri kullanmak daha mantıklı. Bakın FF'e kadar şurada gönderiyor. FF'e kadar gönderdikten sonra bir süre sonra ben tekrar centric yaptım. Ve data length'i bu sefer 8 tuttum. Çünkü kodu o şekilde yazdım. Aynen şu göndereceğim data aksi full'e yazdım. Ve 8 yazdım. Data length'te de. Sonra gönder dedim centric. Ve bak gerçekten de hani F1-21-03 BA gelmiş mi diye. Hem prosedürde kontrol edelim hem de waveform'da gerçekten de BD-A5 29-31. Evet, gerçekten de bu şekilde gelmiş. Yani kod doğru çalışıyor verification. Keşke fiziksel ortamda da yapabilseydim ama dediğim gibi yanlış bir düşüncemden dolayı yani UART'ın PL tarafından erişilemeyeceğini şu anki bu Z board üstündeki default UART transceiver'ı düşündüğümüzde FTDI'nin USB UART entegresinin önündeki micro USB portundan gelen şey sadece ARM UARTPS tarafından yazılabilecek bir şey. MIO'dan çıkıyor. Dolayısıyla bunu ben fiziksel olarak gösteremiyorum. Ancak böyle verification'la gösterebildim. Peki bunu projemize eklemek istesek nasıl yapacağız? Diyelim buraya eklemek istiyorum. Add IP diyorum. IP repo'ya eklemiştim. UART aksi full. Bakın sürükle bırak. Bıraktım. Zaten iki tane aksi port geldi. Birisi aksi light. Şurası aksi light. S00. Bakın. S00 dediği şu aksi light sinyalleri. Burada user'la ilgili sinyaller yok. Burst sinyalleri yok. Buradaysa S01 ise aksi full. Buradaysa burst, user sinyalleri hepsi var. Strobe'lar falan. Burada yok aksi light'ta. Burada ne yapacağım? En kolayı run connection automation diyeceğim. Şuradan yeni portlar oluşturacak aksi interconnect'te. Elimle yapabilirim bunu. Çift tıklarım. Master interface'i 3'e çıkarırım. Şu şekilde ve buradan buraya elle bağlarım. Ama run connection automation deyip şöyle dediğimde okey dediğimde bakın UART aksi full 0'ı dediğim gibi yaptı. Bunu otomatik bir şekilde yaptı. Bir de otomatik yaptığınızda adres de veriyor ona. Bakın UART aksi full'un
S00'ını gidip 43C1 base adresine vermiş. Bakın register bu. Register based. Aksi full'ün S01 ki aksi full'ün aksi full kısmı gerçekten. Burası aksi light'tı. Bunu da gitmiş 7AA0'a vermiş. 64K'lık bir range veriyor ama aslında 1K yeterli bizim için. Ama range çok olabilir. Hani o sıkıntı değil. Burada. Dolayısıyla bunu ekledi. Atıyorum TXO'yu da sağ tuşa basıp Make External dediğinizde şu şekilde projemizi tamamlamış oluyoruz. Daha fazla detaya girmiyorum. Böyle IP'yi de ekleyebildiniz. Ve bu şekilde dersi bitiriyorum. Bir sonraki derste görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.